sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte bu videoda kesirleri sadeleştirmeyi öğreneceğiz. Hadi gelin ne yapalım? Bak aşağıda bir açıklama var. Okuyalım. Kesirler nasıl sadeleşiyormuş? Bir fikir sahibi olmaya çalışalım. Sonrasında benim hazırlamış olduğum alıştırmalarla bunu iyice pekiştirelim. Evet ne diyor? Bakın kesirleri ile ilgili. Bir kesrin Payını ve paydasını aynı sayıya bölerek yeni kesir oluşturmaya sadeleştirme denir. Ne yapacakmışız? Kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölecekmişiz sevgili çocuklar. Hemen altını işaretleyelim. Evet bakın altını çizdim. Payını ve paydasını aynı sayıya bölecekmişiz. Evet. Buna sadeleştirme deniyormuş. Bakın ne diyor? Kesirler sadeleştirilerek denk kesirler oluşturulur. Hmm, denk kesir oluştururken de sadeleştirmeyi ne yapabilirmişiz? Kullanabilirmişiz sevgili çocuklar. Peki hadi bakalım bu öğrendiğimizi burada ne yapalım? Şu dörtte iki kesir üzerinde uygulayalım. Yani dörtte iki kesrini ne yapalım? Sadeleştirelim değil mi sevgili çocuklar? Evet, dörtte iki kesrini tekrar yazdım. Ne diyor, ne yapacaktık? Sadeleştirme işlemi için bölecektik neyi? Payını ve paydasını. Neye bölecektik? Aynı sayıya. Peki, e, ne yapıyoruz şimdi? Dörtte e, iki kesrini sadeleştirmek için iki kaça bölünür? İkiye bölünür mü? Evet, ikiye bölünür. Peki, dört ikiye bölünür mü? Evet, bölünür. Bakın, gördünüz mü? Aynı sayıya bölüyoruz sevgili çocuklar. Kesrin payını ve payını ve paydasını aynı sayıya bölüyoruz. Hadi bölelim o zaman. Evet kesir çizgimizi hazırladık. 2 2'nin içinde 2 bir kez ya da 2'yi iki, 2'ye bölerseniz 1. Bak paya yazdım. Gördünüz mü? 4'ü 2'ye bölerseniz 2. 2 2'de 1. Yani 4'te 2 kesrinin e, en sade hali 2'de 1'miş. Hadi bir de şekil çizerek bunları gösterelim. Şeklimiz hazır sevgili çocuklar. Bu şekil üzerinde dörtte ikiyi göstereceğiz. Bütünü kaça böleceğiz dörde. Nereden biliyoruz? Kesrin paydasından biliyoruz. Bakın, böldük. Kaç parçasını alacağız? İki parçasını alacağız. Hemen onları hızlıca, bak, aldığımız yerleri boyadık. Hadi gelin şimdi bir de iki de biri gösteren bir şekil çiz. Evet, şeklimiz hazır. Bak, kesirini de yazdım. İki de biri göstereceğiz. Kes, bütünü kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Bak. Tam ortadan ikiye böldük ve bir parçasını ne yapacağız? Alacağız. Hemen alalım ve bakın gördünüz mü? Kesrin değeri değişmedi sevgili çocuklar. Kesri sadeleştirdik. Kesrin ifade ettiği değer aynı, aynı büyüklükte. O nedenle 4'te iki kesrinin denk olduğu kesir de birdir. Evet buraya da bir not yazdım sizler için. Evet sevgili çocuklar bu şekilde de onu gösterdik. Sadeleştirme kesrin değerini değiştirmez dedik. Burada da zaten ne yapıyoruz? Bunu gördük. Haydi bakalım yeni alıştırmayla devam. Evet şimdiki örneğimiz 12 bölü 18. Evet bunu ne yapacağız? Bunu da sadeleştireceğiz. Evet bakın kesri aynen bir daha yazdım. Çünkü burada ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. Sevgili çocuklar 12 ve 12 kaça bölünür acaba? Hı? Ne dersiniz? 6'ya bölünür mü? Bölünür. Değil mi? 6'ya bölünür. Peki 12 ay şey 18 6'ya bölünür mü? Evet, bölünür. Peki hemen ne yapalım? Bölelim bakalım, sadeleştirelim kesrimizi. Evet. 12'yi 6'ya bölersem 2. Öyle değil mi? 18'i 6'ya bölersem 3. 3 kere 6 18, 2 kere 6 12. Evet. Kesrimizin e, sadeleşmiş hali 2 bölü 3. Evet bir de şöyle bir not yazdım sevgili çocuklar. 12 bölü 18'in en sade hali 2 bölü 3'tür. En sade hali ne demektir? Artık 2 bölü 3 daha fazla sadeleştirilemez demektir sevgili çocuklar. Bunu da hemen burada vurgulayalım. Evet sevgili çocuklar. Şimdi bir şey sormak istiyorum size. 12 bölü 18'i e 6 ile sadeleştirdik. Başka sayılarla da sadeleşir miydi? Mesela ne ile sadeleşirdi? Hemen şöyle yazmak istiyorum. 12 2'ye bölünür mü? Bölünür. 18 2'ye bölünür mü? Bölünür. O zaman 2 ile sadeleşir. Başka ne ile sadeleşir? Peki 3 için ne diyorsunuz? 12 3'e bölünür mü? Evet bölünür. 18 3'e bölünür mü? Evet bölünür. O zaman 3 ile de sadeleşir bu kesir. 3 ile sadeleşir. Hadi bir de onlara bakalım. Haydi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? 2 ile sadeleştireceğiz. Onu yapıyoruz şimdi. Bak kesrin payını ve paydasını ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 12'yi 2'ye bölersem 6. Peki 18'i 2'ye bölersem 9 değil mi? 2 kere 9 18 sevgili çocuklar. Peki kesrin bakın bir sade hali daha. 6 bölü 9. Ama bu hala sadeleşebilir bir kesir. O nedenle buna en sade hali diyemeyiz. En sade hali 2 bölü 3'tür. Evet kesrimizi bir daha yazdım. 12 bölü 18. Bu defa neyle? 3 ile sadeleştirelim. Yani kesrin payını ve paydasını yine 3'e bölelim. Hadi sevgili çocuklar. Evet. Bakın yapıyoruz. 12'yi 3'e bölersek 4, 18'i 3'e bölersek kaçtır? 6 değil mi? 3 kere 6 18. Bak 4 bölü 6. Gördük mü? Ama en sade hali 2 bölü 3'tür. Özetle söyleyecek olursak sevgili çocuklar bir kesir birden fazla sayıyla ne yapabilir? Sadeleştirilebilir. Bak burada 2 ile 3 ile 6 ile sadeleştirdik ama en sade hali nasıl? 6 ile sadeleştirerek bulduk. Haydi şimdi de ne yapalım? 4 tam 40 da 16'yı sadeleştirelim sevgili çocuklar. Evet bakın bu bir tam sayılı kesir. Tam sayılı kesiri sadeleştirirken tam kısmını aynen yazmayı unutmuyorsun. 4 bunu hiç ellemiyorsun. Sadeleştirme işlemini sadece neyle yapacaksın? Pay ve payda ile yapacaksın. Hemen yazalım. Evet 16 bölü 40 dedik. Buraya koyduk bunu ama hadi bakalım. Kaça bölelim? Ya da şöyle düşünelim. Nelerle sadeleşir bu kesir? Şurasına yazalım. Evet sevgili çocuklar. 16 2'ye bölünür mü? Bölünür. 40 bölünür mü? Bölünür. 2 ile sadeleşir. 2 ile. Başka. Hadi bakalım. 4 ile sadeleşir mi? 16 4'e bölünür. 40 da 4'e bölünür. O zaman 4 ile de sadeleşir. Peki başka. 8 ile 16 8'e bölünür. 40 da bölünür. O zaman 8 ile de sadeleşir. Hadi gelin biz ne yapalım? 8 ile sadeleştirelim bunu. Evet hemen yazalım. 16 bölü 8, 40 bölü 8. Eşittir'i koyalım. Kesir çizgisini çektik. 16'yı 8'e bölersek değil mi? 2. 2 kere 8, 16. 40'ı 8'e bölersek 5. 5 kere 8, 40. Ama neyi unutmuyoruz? Bak tam kısmını koymayı asla unutmuyoruz. Kesrimiz 4 tam 5'te 2. O da eşittir. 4 tam 5. 5'te 2. Peki bu kesir başka sadeleşir mi? Sadeleşmez. Sevgili çocuklar bu da en sade hali. Yazı verelim. Peki bunu nereden anladık? En sade halini. Bakın sevgili çocuklar 2 ancak 2'ye bölünür. 5 de ancak 5'e bölünür. Yani 2 ile 5'i Ortak herhangi bir sayıya bölemeyiz. Burada olduğu gibi bak. Burada 2'ye bölebilirdik. 16 bölü 40'ı 4'e bölebilirdik. 8'e bölebilirdik. Ama artık burada bu ikisini ortak bölebileceğimiz herhangi bir sayı olmadığı için 2 bölü 5 kesrin en sade hali olmuş oluyor. Şimdiki kesrimiz 3 tam 20'de 8. Evet tekrar yazdım kesrime. Ne yapıyoruz? Bunu sadeleştireceğiz. Siz ne diyorsunuz? Kaça bölelim sevgili çocuklar? 2 ile sadeleşir. Üstlerine yazalım aslında. Peki 4 ile sadeleşir mi? Bak 8 4'e bölünür. 20 de 4'e bölünür. 4 ile sadeleşir. Başka ne ile sadeleşir? Var mı acaba? Evet başka da yok. O zaman e, hadi gelin ne yapalım? 4 ile sadeleştirelim. Evet 4 ile sadeleştirelim. Çünkü dedik ki 8 4'e bölünür 24'e bölünür dedik. Evet eşittirimizi koyduk. Kesir çizgisini çektik. 3 tamımızı hemen şuraya koymayı unutmuyoruz. Evet koyduk 3 tamımızı. Ona dokunmuyorduk. İşlemi sadece kesrin pay ve paydasını yapıyorduk. 8'i 4'e bölersem 2. 20'yi 4'e bölersem 5. Öyle değil mi? 2 kere 4 8, 5 kere 4 20. Yani kesrimizin en sade hali 3 tam 5 2'dir. Neden en sade hali diyoruz? Çünkü 2'yi ve 5'i 2'ye ve 5'e bölünebilecek e, 2'yi ancak kendisine bölebilirsiniz. 5'i de ancak kendisine bölebilirsiniz. O nedenle 3 tam 5 2 2. 3 tam 8 bölü 20'nin en sade hali de 3 tam 20'de 8'e denk olan kesir elde ettik. Kaçtı? 3 tam 2 bölü 5 ve buna da ne diyorduk en sade hali diye yazalım. Evet yazdık, yeni alıştırmamıza devam edelim. Yeni kesrimiz neymiş, sevgili çocuklar, bakın 4 tam 30 bölü 50ymiş. Bunu sadeleştireceğiz. Peki hadi karar verelim birlikte nelerle sadeleşir? Yani 30'a 30'u ve 50'yi ortak bölebileceğimiz sayıları ayır, arıyoruz. Ne dersiniz? Neye bölünür? 5'e bölünür mü? 5 ile sadeleşir mi? 35'e bölünür değil mi? 6 kez. 55'e bölünür mü? Bölünür. Başka neyle? Bir de 10 ile sadeleştirebiliriz değil mi sevgili çocuklar? Hadi birlikte biz ne yapalım? 10 sadeleştirelim. Evet kesrimizi yazdım tekrar ve bu tamı hemen şöyle koyalım. Onu unutmayalım. O çok önemli. Peki kaçta sadeleştirecektik? 10'la sadeleştireceğiz. Yapalım hemen. Evet 10'a bölüyoruz. 30'u 10'a bölersek 3, değil mi? 5 50'yi 10'a bölersek 5. 4 tam 5'te 3. Ne dersiniz başka sadeleşir mi? Sadeleşmez. Yani bu da en sade hali. Evet bakın yazdım 4 tam 30 bölü 50 denktir 4 tam 3 bölü 5'e ve 4 tam 3 de 3 bölü 5 en sade şeklidir. 4 tam 50 de 30'un. Yeni kesrimiz 30 bölü olmuş. Sadeleştirmeden önce nelerle sadeleştirebileceğimizi bir düşünelim. Şöyle de yazmak istiyorum. Hemen bir kontrol edelim. Evet 32'ye bölünür mü? Bölünür. 15 değil mi? 210 bölünür mü? Bölünür. 2 ile. Başka neyle? 10 ile Olur mu? 30 ona bölünür. 210 o da bölünür. onla. Başka neyle sevgili çocuklar? 30'la e, 30'da sadeleştirebilir miyiz? 30 30'a bölünür. 210 30'a bölünür mü? Bölünür. 30 ile. Peki neyle sadeleştirelim? Hadi 30'da sadeleştirelim. Evet hemen ne yapalım? Sevgili çocuklar ki sadeleştirmede ilk, ilk aklınıza gelen burada olduğu gibi bak kesin bazen e, payıyla da sadeleştirilebiliyor. O onu aklınıza getirirseniz eğer kesrin en sade haline ulaşmış olursunuz. Bunu unutmayın. Ama bazen öyle de olmayabilir. Evet. Ama ilk aklınıza gelen şey o olsun. Yani bir deneyin bakalım. Kesir payıyla sadeleşilebili sadeleşebiliyor mu kesir? Evet hadi bakalım. 30 30'a bölünürse hadi hatta şöyle yapalım. 3 3'e bölünürse 1, değil mi? Kolay bölme yapıyoruz. Ve şu sıfırlar. Evet çizdik. 21 3'e bölersek 7. Kes, bakın 1 bölü 7 ve kesrin en sade halidir. Çünkü artık sadeleşmez. Evet buraya da yazdım. 30 bölü 210 denktir 1 bölü 7 diye. O da en sade halidir dedik. Evet az önceki az önceki örnekle bağlantılı iki tane e, kesrim var. Hadi bakalım. E, 11 bölü 55. Evet sevgili çocuklar. 11 dikkat ettiniz mi? 11 sadeleştirirken 11'i sadece kendine bölebiliriz. 11 ile sadeleşir. Peki 55 11'e bölünür mü? O da 11'e bölünür. O zaman sadece 11 ile sadeleştirebiliriz. Çünkü 11 asal sayı bir yazalım. Yani kendinden başka böleni yok. O zaman sadece 11 sadeleştirebiliriz. İşlemimiz hazır. 11'i 11'e bölersem 1, 55'i 11'e bölersem 5. Öyle değil mi? 5 kere 11, 55 yapar. Yani kesrimizin en sade hali 1 bölü 5. Kesrimiz bakın 11 bölü 55 denktir 1 bölü 5'e. Evet yeni kesrimiz 13 bölü 39 bakıyoruz. Şimdi 13 de bir asal sayı öyle değil mi sevgili çocuklar? Sadece kendine de 1'e bölünüyor asal sayı. O zaman şöyle bakıyoruz. 13 13'e bölünür. 39 13'e bölünür mü? Bölünür. O zaman sadece biz bu kesri 13 ile sadeleştirebiliriz. Evet yazlık işlemimiz hazır. 13 13'e bölersek 1, 39'u 13'e bölersek 3 kez öyle değil mi? 3 kere 39, 3 kere 1 3 bakın. Evet kesrimizin sadeleşmiş hali 1 bölü 3. Yani 13 bölü 39 denktir 1 bölü 3'e. Şimdiki kesrimiz bakın 12 bölü 525 kaçla sadeleştireceğiz diye bir sevgili çocuklar. Evet bakın 12 6'ya bölünür 2'ye bölünür ama 525 2'ye bölünmez 6'ya bölünmez 12 3'e bölünür Değil mi? 4'e bölünür ama e, 525 4'e bölünmez. Ama 525 3'e bölünür. 3'e bölünür. Yani biz bu kesri 3 ile sadeleştirebiliriz. Evet hadi bakalım işlemimiz hazır. 12 3'e bölersek 4. 525'i 3'e bölersek bölelim. Evet burada ben böldüm sevgili çocuklar. 525'i 3'e böldüm. 175 çıktı. Hemen onu yerine yazacağım. Evet size bir şey açıklamak istiyorum. Evet zaman az kaldığı için bölmeyi kendim yaptım. 525'in ben 3'e bölüneceğini nereden anladım? Bakın rakamların sayı değerini topladım. 5, 2, 7, 5, 12 yaptı. 12, 3'e bölünür sevgili çocuklar. Buradan da ne yaptık? 12'nin 3'e bölündüğünü bildiğimiz için 525'in 3'e bölündüğünü anlamış olduk. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Eğer sizler de bölünebilme kurallarını iyi bilirseniz kesirleri sadeleştirmekte hiç zorluk çekmezsiniz. Başka videoda buluşmak üzere hoşçakalın.